أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Evet kardeşlerim kaldığımız dersimizden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz de Salatul Havf korku namazı olacaktır. Tabii ki İslam dini namaza çok önem vermektedir. Her halde, her durumda namazın kılınmasını bizden istemektedir. Hatta savaş anında, korku anında dahi namaz kılınmaktadır. Bazı ibadetler vardır ki meşakkat olduğu esnada zorluk olduğu esnada kişi yapamazsa o ondan o esnada kaldırılır. Mesela oruç gibi oruçta kişi sefer halinde ise veya hastalık halinde ise o esnada orucu tutmayabilir, ruhsatı vardır. Fakat namaz öyle bir şeydir ki kişi hasta da olsa, yatalak da olsa, savaşta da olsa yine kılabildiği şekliyle gücü olduğunca o namazını eda etmesi gerekir. Vesalatul havfi korku namazı ala 3 edrubin 3 şekil üzeredir. Ehaduha onlardan biri en yekunel adu düşman olur fi gayri cihatil kıble. Kıble yönünün dışında olur. Mesela kıble bir tarafta düşman ise bir başka taraftadır. O zaman feyufarriquhumu'l imam imam askerleri ayırır firkatayni iki gruba ayrılır. Ayrır. Firkaten bir grup takifu durar fi vecihil aduvi düşmanın yönünde. Ve firkaten bir grup da halfehu imamın arkasında namaz için durar. Feyusalli imam kılar bil firkatilleti halfeh arkasında bulunan grup ile rak'aten bir rekaat kılar. Sümme sonra tutimmu mulinefsiha daha sonra arkasındaki ilk grup kendi başına artık bir rekatı imamla kıldıktan sonra kendi başına ne yapar? Namazını kılmaya devam eder. Ve namazı bittikten sonra ve temdi gider ile veci ila vecihi aduvi düşman yönüne. Ve teati et taifetu el Ve teati gelir et taifetu grup el ikinci grup fe yusalli biha, onlar ile, ikinci grup ile imam kılar, rak'aten bir rekat ve tutimmu li nefsiye, o da geriye kalanları kendi kendine tamamlar, ve yusallimu biha, ve daha sonra imam onlarla selam verir. İmam onları bir miktar bekler ki namazlarını tamamlasınlar, ve daha sonra onlarla beraber, ikinci grupla beraber imam selamı verir. Bu birinci şekildi. Ve thani, ikinci şekil ise en yekune düşman olur fi cihetil kıbleti. Kıble yönünde olur. Tam kıblenin olduğu tarafta düşman da o taraftadır. fe feyesufhum Fayasuffuhu, fay, imamu imam onları saflara ayrılır. Safeyn'i iki safa ayırır. Ve yuhrimu bim onlar ile ihram tekbirini getirir. Yani hep beraber ramaza başlarlar. Fe izâ secede, imam secdeye gittiği zaman secede ma'ahu onunla beraber secdeye gider. Ahadu safeyni. İki saftan biri. Ve vakafe safful âkharu. Ve vakafe durar. As safful âkharu. İkinci saf. Yahrusuhum. Onları korur. Yani imam onları iki saf yapar ayaktayken ihram tekbirini hep beraber alırlar ve ardından imam secdeye giderse artık ya öndeki saf veya arkadaki saf herhangi bir tanesi imamla beraber secdeye gider. Diğerleri ayakta durar beklerler, onları korurlar. Ve feyza rafa eğer imam secdeden kalkarsa secedu <laughs> ikinci grup bu sefer secdeye gider ve <laughs> lahiquhu ve imama yaparlar yetişirler. Bu şekilde namazlarını kılarlar. Ve <laughs> üçüncü şeklimiz ise en <laughs> yekuna olmasıdır fi şiddetil havfi korkunun artığı esna ve iltihamul harbi artık düşmanla göğüs göğüse gelmiş savaşın kızıştığı düşmanla göğüs göğüse gelinen an bu anda ise feyuselli kişi namazını kılar keyfe emkenehu. Ona nasıl mümkünse o şekilde namazını kılar. Artık bu durumda cemaatle kılmasına veya işte kıbleyi aramasına gerek yoktur. Feyuselli kılar keyfe nasıl emkenehu ona mümkünse. Racilen ister yürüyerek ev rakiben ister binek üzerinde olsun مستقبل القبلة قبلة ينالرك وغير مستقبل لها ذا قبلة ينال ما ne yapar mesela? Namazını kılabilir. Çünkü artık savaş nedir mesela? Kızışmıştır. İstediği şekliyle namazı kılar. Hatta bazı kitaplarda geçer. Düşman gelir. Düşmana mesela kılıçını, kılıç darbesini indirir ve namazına tekrar devam eder diye diyen kitaplar da vardır. Evet kardeşlerim burada işte yine cemaatle kılınan namazın önemi ortaya çıkmaktadır. Mesela bakıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten bu namaz kılma şekilleri yani savaşta namazın kılınmış şekilleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şeklidir. Yani Peygamber Aleyhisselam cemaatle namazı savaş anında bile terk etmemiştir. Evet diğer ikinci konumuza geçiyoruz faslun ve yuhremu haramdır. Ale'r ricali erkeklere lubsul hariri ipeği giymek. Demek ki erkeklerin ipek giymesi haramdır. Ve tattahadtu bi'z-zahabi altın yüzük takmaları yine haramdır erkeklerin. Ve yahillu halaldır lin-nisay kadınlara. Yani bir bayan zaten altını takabilir. Hakeza ipekten de elbise giyebilir. Ve kalilu zahabi ve kethiruhu ve altının azı ve kethiru çoku fit tahrimi haramlık yönünde sevaun eşittir. Yani bu altın az vardır, çok vardır şeyine girilmez. Bilakis azı da çoğu da nedir? Bizim dinimizce erkeğe haramdır. Ve iza kana ba'du thawbi ve iza eğer olursa ba'du thawbi elbisenin bir kısmı ibri semen eğer ipek olursa ve ba'duhu qutnan bir kısmı da eğer pamuk ev kettanen ya da keten olursa caze lubsuhu onun giyilmesi caizdir. Tabi malem yekun el ibrasi semu eğer o i, i, ipek orada olmadıkça galiben çoğunlukta. Yani ipek çoğunlukta olmadıkça bir kısım pamuk olursa, bir kısım işte keten olursa o elbiseyi erkekte giyebilir, caizdir. Ama ipek çoğunlukta ise yine de giyilmesi haramdır, caiz değildir. Faslun. Bir diğer e, faslaya e, geçtik. Bu fasıla da zaten cenaze ile ilgili fasıladır. Ve yelzemu gerekir. Fil meyyiti ölüde erba'atu eşya dört şey. Yani ölü öldükten sonra dört şey bizlere gerekir. Birincisi gasluhu yıkanılması ve tekfinuhu kefenlenmesi ve salatu aleyhi üzerine namazın kılınması ve defnuhu ve defin edilmesi. Bunlar farz-ı kifayedirler. Yani bir kısım Müslüman bunları yerine getirirse hüküm diğer Müslümanlardan sorumluluğu kalkar. Ve isnani iki kişi vardır ki la yugassalani yıkanmazlar ve la yusalla aleyhima onlar üzerine cenaze namazı da kılınmaz. Birincisi eşşehidu şehid fi ma'rakatil müşrikine müşriklerle savaşa giren şehit nedir? O yıkanmaz ve namazı da kılınmaz. Çünkü şey, namaz zaten şehit bir dua mahiyetindedir. Şehidin de şehit olduğundan dolayı bu duaya ihtiyacı yoktur. Ve yıkanmaması da o kanı Allah katında ona şahittir. Misk kokusu verdiğinden dolayı yıkanmaz. Ve düşen çocuk, elledi o çocuk ki lem yestehil sarihen. Bağıraraktan doğmayan çocuk veya doğduğu zaman bağırmayan, ağlamayan çocuk. Diyelim ki mesela annesinden doğdu veya düşük yaptı. Fakat hiç ses çıkmadı, yaşam alametlerinin hiçbiri yoksa bu nedir mesela? Bu da üzerine namazı kılınmaz, yıkanmaz. ويغسل <laughs> الميتو ölü yıkanır vitren tekli sayılarla 1 3 5 7 şeklinde. Evet. Ve yekunu olur fi evveli ghuslihi yıkamanın ilk esnasında sidrun, sidr صيدر olur. Bu da bir, bir çeşit bitkidir. Yani artık günümüzde buna sabun diyebiliriz. Ve fi ahiri sonuncuda ise şey min kafur. Kafur da bir koku çeşidi. O da bitkidir. Aynı O da koku veren, güzel koku veren bir bitkidir. Yani o son yıkamada da suyunun içine biraz kafur denilen güzel koku saçan o bitki bırakılır ki ölüden güzel koku gelsin diye. Ve yukeffenu kefenlenir fi selaseti aswabi bidin üç tane beyaz elbise içine kefenlenir. Leyse fiha kamisun orada kamis olmaz ve la imametun sarıkta olmaz. Yani başına bir sarık da sarılmaz. Ve yukebbiru aleyhi onun üzerine dört tekbir, erba'a tekbirat, dört tekbir getirilir. Yekra'ul Fatiha'te birinci tekbirden sonra Fatiha okunur. Ba'del Ula birinciden sonra Fatiha okunur. Ve salat getirilir. Alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselama. Ba'del Saniye ikinci tekbirden sonra. Ve yed'u lil ölüye dua yapılır. Ba'del Thalifeti üçüncü tekbirden sonra. Ve bu dua da inşallah uzundur. Bir dahaki dersimizde bu duayı işlemeye inşallah çalışırız. Evet kardeşlerim sizleri allah Teala emanet ediyor. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle.